Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. İşin garibi şu ki Havan desteleri metaya bile giremiyorken bu sezon en çok kazandıran deste bu gördüğünüz Havan destesi olmuş. Ve şu an en çok kazandıran desteler arasında ilk 3'te 2 tane evrimli Havan destesi var. Bu en çok kazandıran deste. Umarım iyi bir eşleşme alırız bu sebepten dolayı. İlk rakibimizi bulalım. Umarım bir Japon gelir de şu an Havan'ın eşleşmelerinin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu kadar fazla kazandırdığına göre bir yerde eşleşmelerin de iyi olması gerekiyor. Bol şans diyelim. Topçu kule birliğiyle oynuyoruz her zamanki gibi. Ya bir mızraklı goblin atalım. Bir çarpma falan gelir mi acaba? Bir bakalım şöyle. Tamam, başka bir şey atmaya gerek kalacak mı? Çok güzel. Sen de tam zamanında çalıştın. Birkaç saat aradan sonra. Şimdi tomruk veya çarpma tarzı bir şey adama attıramadık. O yüzden bunu atmıyorum. Vardır bir şey diyecektim. Şöyle bir havanı bir tık geriden koyalım. Bir iskelet kral atalım burada. Bir goblin çetesi. Güzel bir savunma yapmayı deneyelim oradan. Bir daha mızraklı goblin atalım. Buradan artık bir şey atmasını istiyorum. Bir yandan da mini P.K.'yı savunalım. Şimdi adamın büyüsünü çok merak ettim. Hiç kullanmıyor bir de ya. Güzel. Sonunda be. Havanı vurdurduk orada. Özellik basacağım. Denemekte fayda var. 2 iksir orada mezarlık basmış gibi olduk. Biraz vurur muyuz? Yani tamam, kabul edilebilir ya. Kabul edilebilir. Zaten adamın kule birliği bize göre can olarak daha avantajlı olduğu için bayağı bir hasar önde başlıyor. Yani pardon, bayağı bir can önde başlıyor. O yüzden şu an güzel başladık. Niye öyle top gibi emojiler atıyorsun sen bize ki? Şöyle bir madenci atalım. Tamam, rahat bir savunma yapalım. Topçuya güvenmiyorum burada. Ya istediğini at burada. Rahat bir şekilde savunacağım zaten. Sıkıntı yok. 2x'e de girmemize çok var. İşin kötüsü o. İskelet kralı bilerek birazcık bekleyerek attım. İlk şu kahpeyi öldürelim çünkü sonradan çok sinir bozucu olabiliyor. Bunu bekliyordum aslında ama biraz daha erken atmamız lazımdı. Tamam, en azından oradan biraz vurmamıza izin verecek mi? Yok, İbne özellikle izin vermiyor. Şöyle bir yarasayı atalım. Evrimli falan ama yapacak bir şey yok. Bir madenci de atalım burada. Çok güzel, tam istediğim gibi oldu ama oklar bir daha vur. Çok güzel. Tamam. Birazcık şunu şöyle kışkırtalım. Hata yapmaya zorlayalım onu. Sağ taraftan da iyi hasar olmuştu. Ağzıma çok iyi veriyorsun diyor. Ben de elhamdülillah diye emoji attım. Tamam, şöyle bir havan koyalım. Bir goblin çetesi. Gene mini pek atar mı acaba? Mızraklı goblinle erken kesmeyi deneyelim. Şuradan bir top arabası atalım. Çok güzel. Bir oklar. Süper oldu ok be. Acayip bir şey yaptık. Madenci yetişmeyecek büyük ihtimalle. Olsun, böyle de iyi. Yine bir tokmak emojisi atalım. Ve İbne gördün mü? Ben çünkü çıldırtmayı seviyorum. Adam havana karşı da böyle destesi çok iyi değil bu arada. Şöyle tamam, bir iskelet kral atmamızda fayda var orada. Bir yarasa atalım. Güzel. Yine müthiş bir savunma yaptık. Sağ taraftan mini P.K.'yı harcayacağını düşünüyorum. Şöyle iki taraflı bir hata çıksak burada. Şöyle okları atalım. Zaten ana kulesi açıkmış. Çok düşünmeye de gerek kalmadı aslında. Mini P.K.'yı güzel kullandı bu arada orada. Madenciyi deneyelim. Bu vurmaz ya. Evet. Tamam, tebrik edelim şöyle rakibi. İyi oyundu diyelim. Gayet güzel bir maç geçirdik burada. İkinci rakibimizi de bulduk. Evet, Lupo Grigo. Bunu çok feci yeneceğim. Bu isminden dolayı onu cezalandıracağım. Şaka yapıyorum tabii ki. Şöyle bir bol şans diyelim. Adam da emoji atar mı bol şans diye. Eskiden gerçekten bunu taktik olarak uyguluyordum. Bol şans attığımda adam da hani böyle bol şansa basmak için birazcık bekler diye. Hemen bir kart basıyordum köpten. Belki o şekilde yakalarız diye. Hiç de işe yaramazdı yani. Bir yarasa atalım. Havan'la saldıralım burada. Güzel. İskelet kralı da atacağım. Birazcık agresif oynayalım. Çok güzel. İskelet kralı orada atmamızın şu an ekmeğini yiyoruz. Bir tane ah be. Biraz, tamam, çok güzel. Tam istediğim gibi. Bir de özellik şu an yakalanmış bile olabilir. Evet. Beyaz bayrak kaldırmak beni iyi domalttın demektir yani. O anlamda kullanıyor. Evet. Şimdi adamın bayrağının flaması İtalyan flama. O yüzden 12 sıra kadar bekledim ki önden girsek de sonrasında bir bela çıkartmasın başıma. Hani oyunu satıyor gibi yapıp da sonradan durumu toparlamaya çalışırsa böyle bir hataya düşüp kule vermeyelim. Çünkü bilirsiniz İtalyanlar hep böyle savaş olduğu zaman sonradan taraf değiştirirler. Evet. Tamam, şöyle iyi oyundu diyelim. En azından adam normal saldı. Bizi uğraştırmadı. Daha fazla yormadı bizi. Üçüncü rakibimizi de bulalım artık. İlk iki maç beklentimin çok üstünde geçti. İyi de eşleşmeler aldık. Dediğim gibi şu an en çok kazandıran deste olduğu için herhalde bu destenin şu anlık önü açık. Şöyle havanı bir kare geriden bilerek atıyoruz. Doğrudan savunamasın. Bir mızraklı goblin denemekte. Evet. En de korktuğum senaryolardan biri budur.
Burada atlasın havana. Havana atladıktan sonra biz savunmamızı yapalım. Oklarımızı atalım burada. Zaten kulesine de biraz hasar verdik. Çok güzel. İşte yarasa çok sıkıntı. Doğrudan okları atmamız gerekiyor. Umarım okları harcayacağımız başka bir birimi de yoktur. Şöyle bir madenci atalım. Bir de yarasa var. Birazcık zorlayalım onu. Destemiz ağır da değil zaten. Güzel. Bunu atalım. Yarasalar hala yaşıyor ama evet, artık değil. Yaşıyordu biraz önceye kadar. Aslında Mega Şövalyesi dönmedi. Goblin çetesiyle girebiliriz de. İksirimiz çok az. Güzel bir iksir kârı da yapamadık orada. Yani havanla doğrudan çıkmak da istemiyorum. Sürekli Mega Şövalye basacak diye tahmin ediyorum. Madenciyle korumak için şu an erken. 2x de belki böyle şeyler yapabiliriz. Bir Goblin çetesi oklar yapalım şurada. O şunların birini bari tutsak. Yani nereye bakıyorsun kule birliği be kardeşim yani. Tamam, havanı en azından kilitledik, öyle düşünelim. Yani havanı hiç savunmaması en azından güzel oldu ama adam da istediği savunmayı yaptı bir yandan, cehennem ejderhası için yarasa bıraktım. Tamam, okları attığına göre şu an Mega Şövalye'yi attırmak zorunda bırakalım onu. Gerçi böyle de savunabiliyor tabii. Ama çok güzel. İki taraftan da hasar vermiş oldum burada. Bir madenci atalım. Güzel. Bir mızraklı goblin. İşte okları elimizde de neyse. Yani pezevenk iyi de darlıyor bu arada. Tebrik edilmeyecek gibi de değil. Gerçekten güzel oynuyor ya. 2x de bakalım ne yapabiliriz. Bu sefer evrimli havana güveneceğim burada. Güveneceğim de sen hep ibnelik mi yapacaksın bana böyle? Tamam, ikinciyi de vurmak üzeredir. Şöyle iskelet kralı atalım. Bir de bunu atalım. Kuleye odaklansın diye birazcık uğraşıyorum ama hiç oralı bile değil bizimki ya. Çok güzel. Tamam işte bu ya, senden beklentimiz bu. Oradan zıplamasın, birazcık oyalayalım. Tamam, kuleyi aldık zaten artık. Daha fazla da bir sıkıntı yok burada. O atlayabilir. Biz şuradan bir goblin çetesi yapalım. Bir okları tam zamanında atalım. Tamam, bir güzel bir savunma yapacağım burada. Anasının gözü gibi savunma yaptık. Hemen şunu basalım. Hiç beklemiyordur. İzleyin hamlenin güzelliğini burada. Çok güzel. Biraz vur. Tamam. Artık buradan sattı. Yani ortadan bir mega şövalye basacağına eminim. Şöyle bir havan bırakalım ortadan. Bir iskelet kral da atalım. Bitti maç zaten. Artık hiçbir şey yapamaz. Evet. Onlar yetişmez. Yetişse de artık oklarımızla yetişir zaten. Çok güzel. Rakibi tebrik edip iyi oyun diyelim. Bu arada rakip Avusturya kralından. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan, Avusturya ile yapılan anlaşmada Avusturya'nın arşidükü yani Avusturya kralı bizim sadrazamımıza denk sayılıyordu. Onlara karşı böyle bir üstünlüğümüzü anlaşma yoluyla kabul ettirmiştik. Diyelim, tarihi bir bilgi verelim. Bunlar önemli. Lise sorularında falan da çıkıyor bunlar. Bir diğer rakibimizi de bulalım artık. Bugün hiç Japon gelmiyor, farkında mısınız? Eşleşmeler çünkü iyi geliyor. Eğer kötü eşleşmeler alıyor olsaydık bu desteğiyle, o zaman gelirdi. Şöyle bir havanı doğrudan atalım. Neyse, ilk ataklar agresif olmasın ya. Tamam, bir yarasa. Top arabasını da atalım. Havanı şöyle iki vuruşla yaptıracağım ben orada. Umarım pek kası... Evet. Ama biz kaşındık, biliyorsunuz değil mi? Bir mızraklı goblin çarpması varsa harcasın diye böyle atıyorum. Tamam, bir de goblin çetesi atalım burada. İki kuleyi de çalıştırmak için. Bir madenci. Tamam, çok güzel kullandık madenciyi burada. Ya ölür müsün rica ediyorum. Sen bir de evrimsiz pekkasın. Bir de evrimlisini atarsa adam, biz demek ki şeyi tuttuk. Yenilgiyi. Evet. Tamam, ikinciyi vuracak maalesef. Yapacak bir şey yok. Adamın kule birliği de güzel mesela. Yani topçu kule birliği olsa en azından özellik falan basıp yakalamayı denerdik. Ama burada biraz sıkıntıdayım. Neyse canım, kriz notese de yenilecek değiliz. Gerçekten bakın, bu taktik işe yarıyor. Yani rakibi birazcık küçümsemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda sizi soğukkanlı yapıyor aslında. Tamam, havanla şöyle birazcık çekelim. Yakın tuttum, ne olur ne olmaz. Koç başına ittirebiliyorlar köprüde. Ya çok sıkıntı değil bu artık. Tamam. Yani hiçbir problem yok. İki taraflı bir hata çıksak nasıl olur? Şöyle bir mızraklı goblin atalım. Madenciyi de sonradan atalım. Birazcık özellik dolsun diye böyle yapıyorum. Eyvah eyvah. Burada fena sıkıntıya düşeceğiz. Özellik basmak büyük hata olurdu. Basmadım. Haydut geç öne. Eyvah eyvah. Yani bir de çarpması var bunun. Şöyle havanı bir tık solla atalım. Ama sen ya, amına koyduğumun kartı seni. Yaşadığımız sıkıntıya bak ya. Tamam, onu öldürürüz de savunmada evrimli havan kullandık ve hasar olarak da hala gerideyiz yani. Böyle bir olay da var. Bir mızraklı goblin atalım. Bir madenci. Güzel, bir goblin çetesi de atalım.
Çarpma atsın orada en azından. Çarpmayı garanti atar diye tahmin ediyorum ama bakalım. Evet. Adam zeki bu arada, atmıyor. Ha, isminden pek zeki olduğu anlaşılmıyor herhalde. O adamın taktiğidir belki de. Olabilir çünkü. Tamam, şimdi top arabasını önden basalım. Pek kaçacağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Belki şunu erken öldürürüz. Öldüremezsek de madenciyle gireceğiz. Şu anki pek evrimsiz olduğu için yaptığım hata da güveniyorum bir yandan. Güzel. Tamam, bir yarasa çarpmasını atsın orada. Bir havan atalım şöyle. Güzel. Pekka vuramaz o canla da. Gene de bir şeyler atalım, garanti olsun. Bir iskelet kral atacağım burada. Çarpmasını atmamak için ne kadar direndi öyle ya. Tamam. Bunu öldürelim. Şu anki atak çok sıkıntı. Bir havan atalım tekrardan. Bunu bilmiyorum tutabilir miyiz. Bir mızraklı goblin. Tamam, şöyle ne kadar çekebiliyorsak çekelim ama İbne'nin canı da dolacak burada, evet. İşte bu çok sıkıntı oldu. Bir iskelet kral yetiş. Ama ananın bir diğer rakibimizi de bulalım. Aa, bu da, bunun da herhalde YouTube kanalı var. İsmini böyle koluna göre bol şans diyelim. Maçtan sonra bakalım YouTube kanalı var mı yok mu diye ne. Tamam, şöyle bir havan atalım. O her türlü geliyor, merak etmeyin. Evet. Şöyle bir yarasa bilerek bekledim. O ruh atlamasın diye. Ya yarasaya bir şey atmasına gerek bile kalmayacak. Zaten 3 tane gariban yarasa kaldı orada. Şimdi umarım Pekka destesi değildir. Çünkü mızraklı goblinlere, normal goblinlere falan vurdukça canı çoğalacaktır. Evrimli Pekka'nın. Buradan bir şey yapabilir miyiz? Şöyle deneyelim bir şansımızı. Neden yapamayalım ki? Özellik duruma göre basabiliriz ama artık değil. Yaşamayacak çünkü bizimki. Evet, bizim şampiyon kart mı gerçekten bu ya? Bu iskelet kral şampiyon kart mı acaba, sıradan kart mı? Pek şampiyon kart gibi iş yapmıyor sanki ama ben de yanılıyor olabilirim. Gerçi pozisyonu gelince çok iş yapıyor ama adamlar topçu kulesi falan oynasa kitleriz mesela. Bu şekilde pek de kitlemek zor yani. Tamam, şöyle bir bunu atalım. Ondan sonra da bir goblin çetesi bırakacağım orada. Şu arkadaki salak ölsün. Çok güzel. Tamam, oradan hiçbir şey yapamadığı gibi havandan da hasar yedi. Çok güzel. Havanın işte nadir sevdiğim olaylarından biri de bu. Hem savunma hem saldırı yapabiliyor olmamız güzel bir şey. Evrimli yarasamız dönsün. Çok işe yarar mı tartışılır ama atalım şöyle. Madenciyle savunmayacağız onları zaten. Şimdi adam da pek bir şey atmamaya dikkat ediyor. Mızraklı goblin de basalım. Güzel. Bir top arabası atalım. Güzel. Bir şey atacak mı bakalım. Bekliyorum ama yok, adam hiç oralı bile değil ya. Bir havan atacağım burada. Goblin çetesi güzel gider. Beklememiz iyi oldu orada. Efsane gidiyoruz şu an. Bir de yarasa atalım. İyi oyunu da biraz sinir edelim. Adam buradan maçı vermez. Şuraya bir şey gelir de. O kahpe olan kart vardı, ismi neydi? Büyülü okçu, evet. Şimdi madenciyi de atalım burada ya. Bir top arabası. Güzel. Bir mızraklı goblin atalım. Madenci kuleyi aldı bile bu arada. Çok güzel. Arkadaki kahpeyi de öldürdük. Süper gidiyoruz şu an. Her şey istediğim gibi. Hatta bunu birazcık daha darlamakta fayda var. Şöyle ne buluyorsak basalım orada. Onu harcaması da güzel oldu. Havan yetişir mi? Yetişti galiba. Yetiş, çok güzel. Tamam, özellik bassak da buradan pek işe yaramaz artık. Tamam, sen öldürdün mü? Helal sana. Top arabasını atalım. Bu sefer sağlam bir hata gelecek. Çünkü son hata artık bunun. Tamam, güzel. Şöyle bir goblin çetesi de atalım. Arabayı bir tık korumakta fayda var. Çok güzel. Araba kırıldı. Süper. Şu an bir havan atmış gibi olduk mesela. Şöyle yine ortadan basalım bir şeyler. Çok güzel. İstediğim maçları çıkardım ya. Bir de özellik. Özelliği daha iyi de kullanabilirdik ama pek pozisyonu da gelmedi yani. Tamam, iyi oyun diyelim ya. Adam belki videodadır. Gerçi böyle yenildiği maçı da koymaz herhalde. Bize hiç hasar veremedi mi adam? Kulenin canlarını şimdi görüyorum adam hiç. Ya büyüyle falan hasar verseydin ya. Evet, artık son rakibimizi de bulalım. Video yeterince uzun oldu galiba. Muhammed RM geldi karşımıza. Bol şans diyelim. İlk hiç yapmadık ama mesela adamın destesinden eminsek mesela şu an yapabiliriz. Balon merak etmeyin, böyle geliyor, şüpheniz olmasın. Böyle havanı savunmada da hani çok iyi kullanabiliriz. Oradan en fazla bir tane vuracak ama fazla iksir harcadı. Şöyle bir tane bile vurmaya yaklaşamadı. Yarasa yetişse süper bir şey olabilirdi oradan. Evet. Ya gereksiz iksir kullandı diyor orada, cezalandırmak istedim ama kuleye güvenemiyorum ben, garanti alayım işimi. Madenci hala yaşıyor. Biraz vurur mu yarasalar? Evet. Şöyle 300 hasar yani.
300 hasara yaklaşamadık bile yani, dediğime bakmayın. Evet. Balona karşı havan gibi bir savunmamız var. Bir iskelet kralı şöyle arkasına doğru atalım da kasırga kullanmasın. Tamam, şöyle bir mızraklı goblin. Biraz canını alalım onun. Ya balonu bir yerde çok iyi kilitleyebilir. Umarım boşluk veya dondurması yoktur. Bu iki kart yoksa gene savunmayı yapabiliriz de. Onun dışında biraz zor olur. Şimdi şöyle birazcık onu yoralım. Kart atsın yani, yoralım dediğim. Eyvah eyvah. Şu an çok sağlam bir hata gelecek. Biraz hasar vermemiz iyi oldu ama top arabasıyla çıkalım. Evet. Tamam, şöyle atalım. Havanla beraber çekelim onu. Yarasaları yetiştirmek için bu kadar uğraştım, haberiniz olsun. Güzel. Balon bir tane vurur mu? Ucu yok, vuramaz. Çok güzel. Okları güzel kullandı bu arada. Hasar olarak öndeyiz ama yani öndeyiz denilebilecek kadar bile bir öndeliğimiz de yok ya. 200 hasar öndeyiz. Ki adam iki taraftan da aynı hasar vermiş. Yandaki adam bize kalp atıyor. Şöyle öpücük atalım. Bir mızraklı goblin'e çıkalım. 2x'e giriyoruz. Biraz daha bastırabiliriz şu anda. Adam da sürekli böyle ağır ataklara gelmeye hazırlanıyor. Bir top arabası. Soldan gireceğini tahmin ediyorum. Hayret. Tamam, bir iskelet kral atalım biz orada. İkisini de öldürebilir miyiz? Yok, cellat ölmeyecek. Bir madenci atalım orada. Cellatın dikkatini dağıtalım. Onun bombası umarım tüm yarasaları almaz. Tamam. Tamam, bu çok güzel. Yine bir şey atmak zorunda en azından. Tamam, bir de mızraklı goblin atalım. Bu taraftan bir atağa çıkacağım. Balon atardı oradan. Bir goblin çetesi atalım orada. Güzel. Bir de madenci şöyle. Bir tane daha vur be. Niye vurmuyorsun ama ya? Bir daha deneyelim. Yok, olmayacak. Bu sefer hatta çok iyi de bir saldırıya gelebilir. Tamam, şöyle mızraklı goblinleri atalım. Düzgünce bir savunma yapalım. Bir havan. Bir iskelet kral atalım. Yarasalar. Ok tahmini yapmadı iyi bari. De biz de saldıramıyoruz ki böyle. Yani ben istediğim şeyleri yapamadım burada. Tamam, şöyle bir atak deneyeceğim artık burada. Güzel. Bunu da ezberledi ipne işte. Bir de böyle bir şey var ya. Onun önüne bir şey, arkasına bir balon gelir. Şöyle kesmeyi deneyelim. İşte burada çok sıkıntı yaşayabiliriz artık. Tamam. Ne atabileceğimize bakalım. Bir yarasa. Bir mızraklı goblin orada. Güzel. Tamam, şöyle okları da, ölüm hasarı yiyeceğiz mi? Bakalım. İbne cellata bak. Bu taraftan gidelim. Depremi kuleyle beraber vuruyor ondan sonra. Bir goblin çetesi. Buradan birazcık deneyelim şansımızı biz. Bir iskelet kral atalım orada. Ama sen çok mal mal yerlere bakmasan mı be? Yani bakmasan mı? Okları atalım şöyle. Yani çok güzel kurdum atak da. Evet. Bir goblin çetesi. Havanı şöyle birazcık önden atalım. Kuleye de vursun. Güzel zamanda bir yarasa. Bu maç o kadar kritik ki. O kadar rahatsız edici bir kritikliği var ki bu maçın. Tamam, top arabasını da birazdan koruruz. Bir iskelet kral. Şöyle bu taraftan bir atağa çıkacağım burada. Tamam, bir mızraklı goblin. Çok güzel. Buradan kart harcaması güzel. İstediğimi şu an birazcık yapıyor gibiyim. Çok güzel. Şöyle bir tokmak emojimizi koymaya başlayalım. Cellatı yetiştiremedi bu arada. Rahat olun. Bir oklar atalım orada. Evet, iyi oyundu diyelim. İyi oyundu diyelim. Gerçi normal diyelim. Lan adam hiç emoji atmadı. Biz de birazcık şerefsizlik yapıyoruz. İyi oyundu deyip bitirelim. Son maç bu arada çok böyle tam videonun son maçına yakışır şekilde oynadık. Çok güzel bir maç oldu. Şurada bir sandığımız var. Umarım bir şey çıkar şöyle videoda da. Evet. Allah kahretmesin. Hiç umut vermiyor zaten. Evet, sırada. 1500 altın mı? Ne verecek acaba? İşte diyorum ki Supercell ekibinin artık o ibneliğini tanımış vaziyetteyim zaten. Ne çıkacağını daha çıkmadan söylüyor. Neyse, şunları da alalım. Belki şuradan güzel bir sandık mandık var mı? Hani açıp bir şey çıkarsak şu videoda, güzel kafasak. AP kafalaması güzelmiş bu arada. PK nerede? Bu mu savaş kafalaması? Ben önünde PK var zannediyordum. He, varmış, tamam. Yani bir an o kadar mı dedim ya. Evet arkadaşlar, desteği yorumlamaya gelince ben desteği açıkçası çok beğendim. Eşleşmeler de şu an çok iyi geldi. Yani
Acaba Supercell bu metaya girsin diye mi uğraşıyor bilmiyorum. Eşleşmeler bayağı bir iyi geldi. Beklentimin çok üstünde maçlar çıkardık. Gayet de güzel bir video oldu diye düşünüyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.